Altının yükselme nedeni dünya ülkelerinin para basması ve rezervlerini tamamen altına çevirmeleridir. Çin çok yüklü miktarda para basıyor ve dünyadaki hazinesine altınları topluyor. Yükselme nedenlerinden biri bu. Bir de bu pandeminin vermiş olduğu kaostan dolayı işte ülkeler ve hükümetler kendilerini garanti altına almak istiyorlar. Bugünümüze bakacak olursak ons 2000 doları geçti. 2000 hemen söylüyorum. Bir ons 2035 doları buldu. Yani bu demektir ki altının gramı yaklaşık 466 lira şu an itibariyle. Çeyrek altın 766 lira oldu. Bu civarda devam ediyor. Bu seyir devam edecek bir müddet daha. Yani yılbaşına beklentimiz 2500 dolarları bulabilir bir ons altın. Bunun nedeni yine aynı şekilde devam ediyor. Neticede bir dijital çağa doğru gidiyoruz biliyorsunuz. İnsanlar dijital çağa alıştırılıyor. Artık herkes online işlemlerle hallediyor işlerini. Bu da bir eğitim gibi bir şey oluyor bizim dünya insanlarına. Yıl sonuna çeyrek altın 950 lira hedef diyorum. Ben bunu da nokta gerçekten söylüyorum. Altının gramı 535 lira civarında, 550 lira olabilir. Bu şekilde olduğu zaman çeyrek altın 936 lirayla 1000 lira arasında seyredecek. Düğün satışlarında artık şöyle bir şey var. Hani işin şaka boyutu tamamen ciddiye döndü. Sadece birer yüzükle zorlanıyorlar artık, nişan yüzükleriyle. Tabii ki biz de mesleğimizi idame ettirmek adına yapmış olduğumuz imalatları, emtiaları içlerini boşaltarak gramajlarını hafif yapıp yine gelin ve damadın ya da ailenin isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz bu arada. Şimdi çeyrek altın yok, gram altınla çok rağbet var. O da zaten şu an piyasada yok. Gerçekten yok. Gram altının da yarısı var. 0.62 santim dediğimiz miligram, 0.62 miligram. Yani yarımın da yarısı, çeyreğin dörtte biri gibi bir şeyler oluyor. Bir çeyrek 1.75 gramdır. Onun yarısı 1.62,5, ama o da yok. Çok zor ve çorak bir gün bekliyoruz, yıl bekliyoruz. 2020 zaten felaketler yılı oldu. Bir de dün bir patlama gerçekleşti Beyrut'ta biliyorsunuz. Bu patlama nedeniyle de altının bugünkü hamle yapması, bundan bağlıyorum ben.